Arkadaşlar merhaba. Bundan önceki derslerimizde dinleme eğitimini konuşmuştuk sevgili arkadaşlar. En son dinleme eğitimini olumsuz etkileyecek tutum ve davranışlardan bahsetmiştik. Dinleme stratejilerini, dinleme türlerini konuşmuştuk. Dinleme eğitiminin okul öncesi dönemde okulda nasıl verileceği üzerine konuşmuştuk sevgili arkadaşlar. Ve bugünkü dersimizde 2006, 2005, 2006, 2015 ve 2018 Türkçe öğretim programlarını konuşacağız sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bu programlardaki kazanımlardan bahsedeceğiz. Kazanım başlıklarından bahsedeceğiz ve bunların neyi nasıl ifade ettiğinden bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. 2005, 2006, 2015 ve 2018 Türkçe öğretim programlarından bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şuraya rahatlıkla yazabiliyorum. 2006 programında, 2015 programında ve 2018 programında kaç tane öğrenme alanı olduğunu bir hatırlatmak istiyorum sizlere sevgili arkadaşlar. 2006 programında 5 tane öğrenme alanı var. Bunlar dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi. Hatırlar mısınız? Bunları dinleme eğitiminin ilk başındaki derste, ilk dersimizde bundan bahsetmiştik. 5 tane öğrenme alanı vardı. Dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi. 2015 programına geçtiğimizde 3 tane öğrenme alanından bahsediyorduk. Sözlü iletişim. Şunu şöyle ayıralım. Okuma ve yazma. Sevgili arkadaşlar, 2015 programında dinleme ve konuşma öğrenme alanları, bu temel beceriler sözlü iletişim başlığı içerisinde toplanmış. Sözlü iletişim, okuma ve yazma olmak üzere 3 temel beceriye yerini bırakmıştı. Yani bizim 4 temel beceri olarak izah ettiğimiz kısım yerini 3 temel beceriye bırakmıştı. Ve 2015'teki önemli değişikliklerden biri de sevgili arkadaşlar, tabii 4 temel becerinin 3 temel beceriye düşmüş olması çok önemli, ciddi bir değişiklik. Ayrıca dil bilgisinin de 2015 programında bir öğrenme alanı başlığı olmaktan çıktığını görüyoruz. Ha, şu hataya düşmeyecektik. Hocam 2015 programına geçtiğimizde dil bilgisini Türkçeden mi çıkarmışlar? Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Dil bilgisi Türkçeden çıkarılabilir mi? Çıkarılamaz. Ama bir öğrenme alanı başlığı olmaktan çıkarılmış. Yine kazanımların içerisine yedirilmiş, dil bilgisiyle ilgili her türlü madde sözlü iletişimin, okumanın ve yazmanın içerisindeki kazanımlarda fazlasıyla mevcut. Ama ne diyoruz? Dil bilgisi bir öğrenme alanı olmaktan çıkarılmış. Artı 2015 programında sevgili arkadaşlar, dinleme ve konuşma. Hatırlar mısınız? Dinleme için programda ihmal edilen beceridir demiştik. Konuşmada konuşacağız, bu da programda ihmal edilen beceridir. Dinleme ve konuşma alanı birleştiriliyor. Sözlü iletişim olarak ifade ediliyor ve 3 temel beceriye düşülüyor. Peki 2018 programına geçtiğimizde tekrar 4 temel beceri diye ifade ettiğimiz anlama anlatma tekniklerinin 2018 Türkçe öğretim programında özüne döndüğünü görüyoruz sevgili arkadaşlar. Yani sıralama nasıl? Dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere sevgili arkadaşlar. 4 temel beceriye yerine bırakıyor. Aynı zamanda bundan bahsetmiştik. Hadi bir kere daha hatırlayalım. Bunun sıralaması bizim 2019 sınav sorumuzdu sevgili arkadaşlar. Yani dinleme, konuşma, okuma, yazma hiyerarşik sıralanmasıyla ilerliyor oluşu bunun. Çünkü biz önce anne karnında dinliyorduk, sonra konuşuyorduk, sonra okuyorduk. İnce motor kas becerilerimiz gelişince de kalemi tutabilecek hale geldiğinde elimiz yazıyorduk sevgili arkadaşlar. O zaman 2006 programında diyelim 5 tane öğrenme alanı var. 2015 programında diyelim 3 tane öğrenme alanı var. Ve 2018 programında diyelim sevgili arkadaşlar 4 tane öğrenme alanıyla ne yapıyoruz? Karşılaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Bunlar bizim öğrenme alanlarımız. Bunları niye buraya bir kere daha hatırlattım? İlk derste bahsetmiştik. Niye bir kere daha hatırlattım? Onu sizden bahsetmek istiyorum. Ondan bahsetmek istiyorum size. Arkadaşlar dinleme izleme becerisiyle ilgili amaçlar diyor. Arkadaşlar burada 5 tane başlık var. Bu 2006 programı. 2006 Türkçe Öğretmenliği Talim Terbiye tarafından yayınlanan program bu. Ve burada 5 tane ana başlık var sevgili arkadaşlar.
Bu ana başlıkların arkasında, altında teker teker bunların kazanımları yer almış. İşte diyor ki dinleme, izleme kurallarını uygulamada kaç kazanım vardır ve bu kazanımlar nelerdir diye bahsediyor. Dinleneni, izleneni anlama ve çözümleme diye bir başlık var. Bunun içerisinde öğrencide meydana gelmesini istediğimiz değişik davranış değişiklikleri ve kazanımlar nelerdir ifadesini kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Burada 5 başlığımız var ama sakın bu başlıklar öğrenme alanlarıyla karışmasın. Buna dikkat edeceğiz. 2006'da 5 tane öğrenme alanı var. Biz şu anda sadece bir tane öğrenme alanı olan dinlemeyi konuşuyoruz. Bunlar dinlemenin programının altındaki başlıklar. Kazanım başlıkları. Ama öğrenme alanı falan değil. Biz şu anda sadece dinlemeyi konuşuyoruz. Buna dikkat etmenizi istiyorum sevgili arkadaşlar. Bizim için hayati olan, kritik olan yer burası. Peki, dinleme izleme kurallarını uygulama, anlama ve çözümleme başlığı, basamak olarak düşünün bunu. İzlediklerini değerlendirme, söz varlığını zenginleştirme, etkili dinleme izleme alışkanlığı kazanma. Önce şurada anlaşalım. Arkadaşlar burada 5 tane farklı var, başlık var. Farklı başlık bunların içinde kazanımlar var. Ha, ÖSYM 2018 programı dururken kalkıp 2006 veya 2015 programından soru sormaz diye tahmin ediyorum. Şimdiye kadar da 2018 programından sonraki sorularında soruların başlangıcı hep 2018 Türkçe öğretim programına göre diye başladı. Diyor ki 2018 Türkçe öğretim programına göre dinleme izleme alışkanlığı şöyledir diye devam ediyor. 2006'yı ve 2005'i 2018 varken soracağını sanmıyorum. Ama yine de riske atmamak adına artı o farkları görmek adına işte 2006'da ne varmış, 2015'te ne olmuş, 2018'de ne olmuş farklarını görmek adına tabii ki bunları da teker teker konuşacağız. Şimdi kazanımlara geçtiğimizde genelde şunu yaşıyorum. Birçok kurumda ders işlerken kazanımlar kısmına geçtiğimde bir tedirginlik yaşadığınızı görüyorum. Yani bir gözünüzün korktuğunu görüyorum. Ya hocam kazanımlara geçtik. Biz bunların içinden çıkamıyoruz. Bu kazanımları bir türlü yapamıyoruz. Nasıl yapacağız? Ne yapacağız diye tedirgin olduğunuzu görüyorum. Böyle bir Azer Bülbül gibi titrediğinizi görüyorum. Ama inanın kazanım kısımları çok kolay kısımlar arkadaşlar. Çok rahat yaparsınız. Bundan yana hiçbir tedirginliğiniz olmasın. Önce şuna bakalım. Dinleme izleme kurallarını uygulamada 4 tane kazanım var. Bakın burada yazıyor. Kazanımlara birazdan geri döneceğim. Teker teker konuşacağız. 4 tane kazanım var. Dinleme izleme alışkanlığı, pardon, anlama ve çözümleme basamağında bu başlıkta 25 tane kazanım var ki buranın en yoğun başlığıdır sevgili arkadaşlar. Konuştuk. Sonra değerlendirmede 3 tane kazanım var. Her kazanım bir cümle arkadaşlar. 3 cümle var yani burada. Söz varlığını zenginleştirmede 6 tane kazanımla karşılaşıyoruz. Ve sevgili arkadaşlar, dinleme, etkili dinleme izleme alışkanlığı kazanmada 4 tane kazanım olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kazanımların ne olduğunu teker teker konuşacağız sizlerle. Kuralları uygulama. Arkadaşlar siz buna şöyle de diyebilirsiniz. Bir ortamda birini dinlerken dikkat edilmesi gereken görgü kuralları hocam ya. Bir ortamda birini dinlerken dikkat edilmesi gereken görgü kuralları bunlar. Bakın 4 tane kazanım var. Ya ne yaparsın? Bak mantık yürüt ya. Hiçbir şey bilme. Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. Bunun için bir kazanım cümlesi yazmasına gerek yok ki. Bu benim yorumum. Bunu ben yapabilirim zaten. Başkalarını rahatsız etmeden dinler, izler. Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş bildirmek için uygun zamanda söz alır. Dinleme, izleme yöntem ve tekniklerini kullanır. Şimdi burada önemli bir husus daha var. Dinleme, izleme yöntem ve tekniklerini kullanır diyor. Peki o yöntem ve teknikler neler? Şu anda ona dair elimizde bir bilgi yok. Bakın burası bir dursun. Burası önemli. Bakın ilk başlıkta 4 tane kazanım var. Farkındaysanız bu 4 kazanım da bir ortamda bir insanı dinlerken uyulması gereken kurallar arkadaşlar. Zaten kurallar uygulama diyor ya. Bizim için kritik olan ve sizin kafanızı karıştıran nokta dinleneni, izleneni anlama ve çözümleme basamağı. 25 tane kazanım var burada. Arkadaşlar burayı da işin bilişsel boyutu olarak düşünebilirsiniz. İşin bilişsel boyutu. Zihinsel işlemlerin döndüğü yer. Zihinsel işlemlerin olduğu basamak arkadaşlar. İşin bilişsel boyutu. Bakın size basit bir şekilde buranın ne olduğunu söyleyeyim. Anlama ve çözümleme basamağında şununla karşılaşırsınız. Bir şeyin anlamını çıkarıyorsam,
bir şeyi fark ediyorsam, bir şeyin konusunu belirliyorsam, yine belirlemeyle karşılaşıyorsam, yine belirlemeyle karşılaşıyorsam, bakın yine belirlemeyle karşılaşıyorsam, yine belirlemeyle karşılaşıyorsam. Neyi belirliyorum? Konuyu belirliyorum. Ana fikri, ana duyguyu belirliyorum. Yardımcı fikirleri belirliyorum. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosunu belirliyorum. Sebep sonuç ilişkisini belirliyorum. Amaç sonuç ilişkisini belirliyorum. Eğer bir şeyi buluyorsam, bir şeyi mantık sırası içerisinde özetliyorsam, dinlediğim, izlediğim şeye dair sorular oluşturuyorsam, oluşturduğum sorulara cevap veriyorsam, ayırt ediyorsam, karşılaştırma yapıyorsam, eğer yorumluyorsam, çözümler üretiyorsam, üretim söz konusuysa, tahminde bulunuyorsam, kurgu yapıyorsam, ilişkileri ortaya koyuyorsam, farklı başlıklar buluyorsam, yine görsel işitsel unsurlarla ilgi kuruyorsam, ayırt ediyorsam, ifade ediyorsam, karşılaştırıyorsam, bilgi ediniyorsam, farkında mısınız? Boşuna yazmadım bunu. Bak, bu kadar şeyi boşa çizmedim. Bu manyak ne yapıyor demeyin kendi kendinize orada dersi dinlerken. Hocam, farkında mısınız? Biz boşa yazmadık buraya. Bilişsel boyut burası ya. Anlama çözümleme basamağı. Başlığa bak. Anlama ve çözümleme basamağı. İşin bilişsel boyutu sevgili arkadaşlar. Ve zihinsel işlemlerin döndüğü kısım bu kısım ifadesini kullanıyoruz. Zihinsel işlemlerin döndüğü kısım bu kısım ifadesini kullanıyoruz. Bak, bir şeyin anlamını çıkarıyorum. Bir şeyi fark ediyorum. Bir şeyi belirliyorum. Bir şeyi buluyorum. Bir şeyi özetliyorum. Onun hakkında sorular soruyorum. Sorduğum soruya cevaplar veriyorum. Karşılaştırmalar yapıyorum. Ayırt ediyorum. Hayalleri yorumluyorum. Çözümlemeler üretiyorum. Tahminde bulunuyorum. Kurgu yapıyorum. Bir şeyle başka bir şey arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyorum. Farklı başlıklar buluyorum. Yine ayırt ediyorum. Yine ifade ediyorum. Bilgi ediniyorum. Karşılaştırıyorum. Hep içeride bir işlem var. Zihinsel bir süreç söz konusu. İşte bunlarla, bu ifadelerle, biten cümlelerle karşılaştığınız her yerde, 2006 programına göre konuşuyoruz, dinlenenleri, izlenenleri anlama ve çözümleme basamağının 25 tane cümlesinden biriyle karşılaşmışsınızdır arkadaşlar. 25 tane cümlesinden biriyle karşılaşmışsınızdır. Neden olduğunu bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Bir kere daha tekrarlayayım. Zihinsel işlemlerin döndüğü basamak ikinci başlıktır. Anlama ve çözümleme basamağı bilişsel boyuttur. O yüzden bir şeyin anlamını çıkarırsın, fark edersin, belirlersin, bulursun, çözümler üretirsin, soru sorarsın, sorduğun soruya cevap verirsin, ifade edersin, özetlersin, ilişki kurarsın, ne yaparsın, ilgi kurarsın. Bunların hepsinin döndüğü yer. Yani ne yazdığını okumadım, farkında mısınız? Gerek yok ki ya. Ne yazdığını bilmenize gerek yok. Zaten 2006 programı bu. Bizim işimize yarayacak olan 2018 programı. Tekrar söyleyeyim, ne yazdığına gerçekten ilgilenmeyin. Bu ifadelerle biten cümlelerde anlama ve çözümleme basamağıyla karşılaşırsınız. Bunda aydınlanma çağı yaşıyoruz. Şimdi çok fazla kazanım cümlesi var çünkü. Yani haklısınız. Daha önce birçok kurumda şunu yaşadım. Ya hocam, bu kazanımlara geçince gerçekten perişan oluyoruz. Dedim ki hocam, perişan olacak bir şey yok ya. Hocam diyorum, nasıl perişan olmayalım? Anlama çözümleme basamağında 25 tane cümle var bir kere, yani 25 tane kazanım var. Hadi bunlardan soru gelirse. Keşke gelse. Keşke gelse. Niye? Hocam anlamını çıkarır. Yakalar, belirler, fark eder, ayırt eder, özetler, ilgi kurar, ilişki kurar, bilgi edinir. Bunları yakaladığın zaman zaten bu basamaktan bahsediyor sana. Keşke gelse soru hocam. Keşke gelse soru. Niye? Çünkü burayı daha kolay yaparsınız. Hepsini birbirinden daha kolay ayırırsınız. Nasıl ayıracağınızı onu. Ben bunları verdikten sonra herkes böyle oluyor. Din bir ampul yanıyor kafada. Aydınlanma çağı yaşıyoruz. Niye? Ne kadar kolaymış ya kazanımlar. Boşu boşuna kendimizi yıpratmışız. Değil mi? Geçtim burayı canlar. Geçtim burayı. İzlediklerini, dinlediklerini değerlendirir. 3 kazanım var. İnanılmaz rahat olun. Hocam değerlendirir diye bitmek zorunda. Bu talim terbiye tarafından yayınlanan program. Burada değişiklik yapamaz adam. Bu cümle içerisinde oynama yapıp bu cümleyi değiştiremez. Hocam cümle değerlendirir diye bitmek zorunda. Bu cümleyi sana böyle kullanmak zorunda bu adam. Dil ve anlatım yönünden değerlendirir. İçerik yönünden değerlendirir. Sesini ve beden dilini etkili kullanma yönünden değerlendirir. Zıkkımın dibi yönünden değerlendirir. Beni ilgilendirmez ki hocam. Değerlendirir cümlesiyle bitmek zorunda. Değerlendirir ifadesi yer alıyor çünkü. Değerlendirme basamağı. Geçtim sevgili arkadaşlar. Söz varlığını zenginleştirme. Bakın, burada da şöyle yapacağız.
Kelimeler arasındaki kavram ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Arkadaşlar, burada da 6 tane cümle var 4. başlıkta. Burada da uyguluyoruz. Bakın şurada fark ediyoruz arkadaşlar. 2. başlıkta anlama ve çözümleme basamağının 25 kazanımında fark ediyoruz. Çıkarımda bulunuyoruz. Yakalıyoruz, cevap veriyoruz, karşılaştırma yapıyoruz, yorumluyoruz, çözüm üretiyoruz falan. 4. başlığa geliyoruz. Burada uygulama basamağı. Aynı kavram alanına giren kelimeleri anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. Örnek verir. Tekerleme, sayışmaca, bilmece ve yanıltmacıları ezberler kullanır. Şiir, türkü, şarkı türünde metin ezberler. Sevgili arkadaşlar, dinlediklerinde, izlediklerinde geçen kelime, deyim, atasözlerini cümle içinde kullanır. Dinlediklerinden, izlediklerinden hareketle yeni öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur. Hep uygulama var farkındaysanız. Bakın şurada bir maddeye değinmek istiyorum. Atasözleriyle ilgili bir madde vardı. Eğer bulabilirsem onları bir karşılaştırmak istiyorum sevgili arkadaşlar. İfade eder dedik, ortaya koyar dedik. Şöyle ifade edeyim ben. Dinlediklerindeki, izlediklerindeki atasözlerini ve deyimleri fark eder, bulur derse anlama çözümleme basamağı arkadaşlar. Atasözleri ve deyimleri fark eder, bulur derse anlama çözümleme basamağı. Ama hareketle yeni öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur ya da deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır derse söz varlığını zenginleştirme. Bir şeyi yakalıyorsam, fark ediyorsam anlama çözümleme basamağı, onu kullanıyorsam yani atasözünü deyimi kullanıldığını fark ediyorsam anlama çözümleme basamağı. Onu yakaladım, kullanılmış. Eğer ben kendi ifadelerim içerisinde kullanıyorsam, uygulamaya geçirdim işi, o zaman söz varlığını zenginleştirme olarak ifade edilebilir sevgili arkadaşlar. Ve son başlık. Etkili dinleme ya da izleme alışkanlığı kazanma. Arkadaşlar buraya da duyuşsal boyut diyoruz. Niye? Ya senin ilgin olacak, istekli olacaksın, bu konuda meraklı olacaksın ki burada yazan şeyleri yapacaksın. Baksana, yaşına ve seviyesine uygun sanat bilim etkinliklerine dinleyici veya izleyici olarak katılır diyor. Benim buna ilgim olmazsa, istekli olmazsam, bu konuda merakım olmazsa bunu yapar mıyım? Duyuşsal boyut bakın, ilgi istek meselesi. Şiir, hikaye, masal dinletilerine katılır diyor. Çok yönlü iletişim araçlarındaki yayınlardan ilgi, istek, ihtiyaçlarına uygun olanları takip eder. Kaset, CD, film kaynaklarından bir kişisel arşiv oluşturur diyor sevgili arkadaşlar. Bu tamamen duyuşsal ilgi, istekle alakalı boyuttur ifadesini kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2006 programında 5 tane başlık içerisinde arkadaşlar teker teker kazanım cümleleri ne yapılmış? İfade edilmiş. Bu şekilde yer almış 2006 programında. 2006'nın kazanımları bunlar. Umarım kazanımları kafanızda oturmuştur. Bilmiyorum, ben çok rahat oturduğunu düşünüyorum. Çok rahat oturduğuna inanıyorum. Bir problem olursa zaten tekrar konuşuruz. Dönüp sağlarız sevgili arkadaşlar. Yani hangi ifadelerin nerede, hangi başlık altında yer alabileceği sizin kafanızda oturdu diye tahmin ediyorum sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 2015 programının Türkçe öğretim programı kazanımlarına. 2006'ya da geri döneceğim bu arada. 2015'te bunları birbirini kıyaslayacağız. Bir kere öncelikle şurada bir anlaşalım mı sizinle sevgili arkadaşlar? 2015 programında 3 tane öğrenme alanı var. Buraya yazdım. Sözlü iletişim. Okuma ve yazma. Arkadaşlar sözlü iletişimin içinde dinleme ve konuşmanın kazanımları yer alıyor. Etkinlikleri yer alıyor. Dinleme ve konuşma programda ihmal edilen becerilerdir. Doğuştan getirildiği için ikisi de ihmal edilmiştir. Sözlü iletişim, okuma, yazma. 2015 programının 2006'dan müthiş bir farkı 4 temel becerinin 3 temel beceriye düşmüş olmasıdır. 2015'ten 2018'e kadar bu dersi 3 temel beceri diye anlattık. Aynı zamanda dil bilgisi öğrenme alanı 2006'da bir başlık olarak verilmişken aynı dinleme, konuşma, okuma, yazma, öğrenme alanı gibi 2015 programında öğrenme alanı olmaktan çıkarılmış ve kazanımların içerisine yerini almıştır. Dolayısıyla 3 temel beceriye düşmüştür sevgili arkadaşlar. 1. Lütfen notunuza dikkatle not alın. 2015 programının 5. sınıftan başladığını görüyoruz. Hemen kafadan buna bir yorum yapalım. 4 artı 4
artı 4 eğitim modeline geçtiğimizi bize anlatıyor. 5. sınıf ortaokulun ilk sınıfı olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Ve 2006 programında sınıfsal bir kazanım ayrımı yokken 2015 programında sınıf düzeyinde bir kazanım ayrımına gidildiğini görüyoruz. 2006 programında 5 tane başlık vermişti, kazanım başlıkları. O başlıkların altında kazanım cümlelerinde yer almıştı. Bu kadardı. Ama 2015 programında 5. sınıf dedi, 6. sınıf dedi, 7. sınıf dedi, 8. sınıf dedi. Bu şekilde ilerledi sevgili arkadaşlar. Bu şekilde ilerlediği için bir süreci 5. sınıftan başlattığı için 2 sevgili arkadaşlar sınıf sınıf bir ayrıma gittiği için 2006'dan zaten kafadan rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Ayıra biliyoruz. Arkadaşlar 5. sınıfta ben buraya bakın benim notum da burada. Buraya kendi notlarımı almışım. Sizlere de bu notları sizlerle de paylaşacağım. Sizlerin de kendi notunuzun üstüne bunları yazmanızı istiyorum. Arkadaşlar 5. sınıf kazanımlarında toplam 12 tane kazanım var. 5. sınıfta 2015 programında toplam 12 tane kazanım var. Ha, kazanım cümleleri 2006 ile aynı cümleler. Sadece burada sınıf sınıf ayırmış. Bu kazanım cümleleri 5. sınıfa uygundur. Bunlar 6'ya, bunlar 7'ye, bunlar 8'e uygundur demiş. Yoksa baksana, izlediklerinin konusunu belirler. Anlama çözümleme basamağındaydı 2006'daki. İzlediklerinin ana fikrini, ana duygusunu tespit eder, özetler. Bunlar hep anlama çözümleme basamağındaydı. İşte burada da diyor ki, 5. sınıfta bunları yapabilir diyor. Burada da başlık başlık ayırmamış da sınıf sınıf ayırmış. Bu şekilde ilerlemiş. Şimdi şöyle, 5. sınıfa geliyorum sevgili arkadaşlar. Özellikle kazanımlarda şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar açıklaması olan kazanımlar bizim için çok önemli. Şurası. Ha bu kazanıma özellikle dikkat edin diye demiyorum. Örnek veriyorum bunu arkadaşlar. Açıklaması olan bir kazanıma dikkat etmenizi rica ediyorum. Neden? Çünkü açıklaması olan kazanımlar bizim için çok önemli. Adam şu iki açıklama cümlesini birleştirip bir cümle olarak yazıyor. Bunu 2019'da da yaptı bunu. Şimdi söyleyeceğim hangisini yaptığını. Diyor ki bu iki cümle aşağıdaki kazanımlardan hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir diyor. O zaman işte şunu bulacağız arkadaşlar. Açıklaması olan kazanımlara dikkat etmenizi rica ediyorum. Bir kere daha söylüyorum. Buna dikkat edin sevgili arkadaşlar. Şimdi 5. sınıfın sonunda, 5. sınıfın sonunda diyor ki son maddede dinleme stratejilerini uygular diyor. Çok önemli bir madde arkadaşlar. Çok önemli bir madde. 2006'dan çok ciddi bir fark. Niye? Diyor ki 5. sınıfta not alarak dinlemeyi, katılımlı dinlemeyi, grup halinde dinleme tekniğini uygulayabilecek kapasitededir diyor öğrenci. Öğrenci 5. sınıftayken not alarak dinleme, katılımlı dinleme ve grup halinde dinlemeyi uygulayabilecek, bu yöntemlere hakim olabilecek kapasitededir yorumunu yapıyor. Peki 2006 programına bir dönebilir miyiz? Siz de 2006 programınızı açın. 2006 programının ilk başlığı dinleme izleme kurallarını uygularda 4 tane kazanım vardı. Dinleme görgü kuralları demiştim bu kazanımlar. Bakın burada kare için almıştım ve silmedim. Burada hala duruyor. Dinleme izleme yöntem ve tekniklerini kullanır diyor. Peki hangi yöntem tekniklerini kullanır? Yazmıyor. 2006 programında zaten sınıfsal bir ayrıma gidilmemiş. 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf diye bir ayrım yok. 5 tane başlık vermişsin. O 5 başlığın içinde kazanım cümlelerini yazmışsın. Demek ki 2006 programının biraz daha böyle üstünkörü, dikkat edilmeden bodoslama hazırlandığını görüyoruz. Ama 2015 programının daha ciddiye alındığını, daha stratejik, daha planlı bir süreçle hazırlandığını görüyoruz. Bir kere adam 2015 programına geçtiğinde 5, 6, 7, 8. sınıf diye kazanımlara ayırıyor. Burada 5. sınıfa uygun olanlar, 6. sınıfa uygun olanlar, 7. sınıfa uygun olanlar diye bir ayrıma gidiyor. Artı hangi sınıfta hangi stratejileri öğrencilerin uygulayabileceğini yazmış. Peki 2006 programında ne olduğunu ben size söyleyeyim arkadaşlar. Burada notuma da not almışım. Sonunda programın son kısmında içindekilerden bakıyorsunuz şöyle yazıyor. Programla ilgili açıklamalar ve ekler diye bir başlık var. (2006) programının sonunda böyle bir başlık var arkadaşlar. Programla ilgili açıklamalar ve ekler diye bir başlık var. O başlığı açıyorsun. Sonra onun bir alt başlığı var. Bu 1 olsun mesela. Bu 1.1.
Diyor ki yöntem ve stratejiler. Sonra onun altında sevgili arkadaşlar, bakın ben de buradan notumdan gösteriyorum. Buraya not almışım size. Siz de 2006 programında dinleme izleme kurallarını uygulama başlığının yanına aynı benim burada not aldığım gibi not alır mısınız? Bakın şurada yazıyor ilk başlığın yanında. 2006'da sevgili arkadaşlar programla ilgili açıklamalar ve ekler diye bir başlık var. Onun yöntem ve stratejiler diye bir alt başlığı var ve burada şunları vermiş. Diyor ki katılımla, katılımsız, not alarak, empatik, empatik dinleme, yaratıcı dinleme, seçici dinleme ve eleştirel dinleme. Toplam 7 tane sevgili arkadaşlar, strateji adı vermiş. 2006 programında katılımlı dinleme, katılımsız dinleme, not alarak dinleme, empatik dinleme, yaratıcı dinleme, seçici dinleme, eleştirel dinleme. Peki bu stratejiler nerede yazıyor? Programla ilgili açıklamalar ve ekler kısmında, onun da yöntem ve stratejiler diye alt başlığında bunları açıklamış sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bir açıklamaya gitmiş. 2006 programı. 1,5 sayfada açıklayıp bitirmiş hepsine. Ama 2015 programına bak. Bunu yazarsınız artık oraya tahmin ediyorum. Ama 2015 programına bak. 5. sınıfın sonuna geldin. Adam diyor ki not alarak dinlemeyi, katılımlı dinlemeyi, grup halinde dinlemeyi 5. sınıfta uygulayabilecek düzeydedir diyor. Adam hangi sınıfta hangi stratejinin, dinleme stratejisinin kullanılacağını yazmış. O zaman şu yorumu bir kere daha yapıyorum. Sınıfsal düzeyde hangi dinleme stratejisinin kullanılacağı ilk defa 2015 programında karşımıza çıkmaktadır. Sınıfsal düzeyde, 5. sınıf diyor bakın. Sınıfsal düzeyde hangi stratejinin kullanılacağı, hangi dinleme stratejisinin türünün kullanılacağı ilk defa 2015 programında karşımıza çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. Bununla ilk defa 2015 programında karşılaşıyoruz sevgili arkadaşlar. 6. sınıfa geçtim. Hatırlayın 5. sınıfta toplam 12 tane kazanım vardı. Arkadaşlar 6. sınıfta toplam 12 tane kazanım var. Ve cümlelerin virgülü virgülüne noktası noktasına 5. sınıfla aynı. Her şey aynı arkadaşlar. 5. sınıfla her şey yerleri bile aynı. Peki hocam fark ne o zaman? 6. sınıfın sonuna gelin. Ben de notumdan 6. sınıfın sonuna geliyorum sevgili arkadaşlar. Ve diyor ki dinleme stratejilerini uygular diyor. Peki 6. sınıfta bu adam hangi dinleme stratejilerini uygulamış? Katılımlı 5'te de vardı. Katılımsız grup halinde not alarak. Arkadaşlar katılımlı grup halinde not alarak 5. sınıfta da vardı. Bakın 5. sınıfa döneyim. Not alarak katılımlı grup halinde. 6. sınıfa geçtiğimizde 6. sınıfta katılımsız dinlemeyi eklediklerini görüyoruz sevgili arkadaşlar. 6. sınıfta katılımsız dinlemenin eklendiğini görüyoruz. 5 ve 6. sınıf arasındaki tek fark bu. O yüzden kazanımlar konusunda biraz daha rahatsınız. Bütün programlarda aynı. 2006 programında nasıl bakacağımızı gördük. Hangi kazanımın nerede yer alabileceğini. Sadece açıklaması olanlara dikkat edin dedik. Açıklaması olan kazanımların açıklama cümleleri soru kökünde yazılabiliyor. Bakın içeriğini değerlendirir de aynı cümleler yazıyor. Çünkü bütün her şey aynı. Katılımsız eklenmiş ama. 7. sınıfa geçiyorum. Arkadaşlar 7. sınıfta toplam 14 tane kazanım var. 2 tane kazanım eklenmiş. 7. sınıfa geçtiğinizde 2 tane kazanım eklenmiş öğrenciye. Şunlar eklenmiş. Bir arkaya geçtiğimde dinlediklerinde, izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder diyor sevgili arkadaşlar. Düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder diyor. Bu eklenmiş ve onun altındaki tutarlılığı sorgular eklenmiş 7. sınıfta. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bizim kritik dönemimiz 7. sınıftır. Hocam çocuğun başına ne geliyorsa 7. sınıfta geliyor.
Daha doğrusu bir çocuğun başına hep 3. kademede geliyor. Ortaokulda 5, 6, 7, 3. kademede başına ne gelirse geliyor. Lisede 9, 10, 11, 3. kademede ne geliyorsa başına geliyor. 3. kademeye geçtiğinde öğrencide ciddi bir bilişsel değişiklik olduğunu düşünüyor programlar. O yüzden 7. sınıf önemli ve 11. sınıf önemli. Sizin için 7. sınıf ilgilendiriyor. Sizi 7. sınıf ilgilendiriyor. Arkadaşlar, diğer kazanımlar 5 ve 6. sınıfla tamamen aynı. 5 ve 6. sınıfla tamamen aynı. Sadece dinlediklerinde, izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yolları. Arkadaşlar, düşünceyi geliştirme yollarıyla ilk defa karşılaşıyoruz. Buna dikkat edin. İlk defa 7. sınıfta tanımlamayla, karşılaştırmayla, benzetme ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. 7. sınıfta ilk defa bunlarla karşılaşıyoruz ve bu bizim için önemli. Bakın, 7. sınıf önemli bir sınıf demiştik. Ve tutarlılığını sorgulayabilecek kapasiteye 7. sınıfta geldiğini düşünüyoruz öğrencinin. Peki, dinleme stratejilerini uygulara geldim. Hocam, hangileri eklenmiş dersen 7. sınıfta? Empati kurarak eklenmiş. Katılımlı zaten vardı. Katılımsız zaten vardı. Not alarak zaten vardı. O zaman 7. sınıfta empati kurarak dinleme stratejisiyle ilk defa karşılaştığımızı görüyoruz. 6. sınıfı hatırlarsanız 6. sınıfta katılımsız eklenmişti. 7. sınıfa geldiğinde empati kurarak eklendi. Bunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. 8. sınıfın kazanımlarına geçtim. Arkadaşlar, toplam 14 tane kazanım var. Yine not almışım buraya. 14 kazanım var. Ve bütün kazanımlar yeri dahil 7. sınıfla aynı. Hocam, o zaman şöyle inanılmaz bir rahatlığımız var. 5 ve 6 aynı. 7 ve 8 aynı. 14 tane kazanım var. O zaman farkı ayıralım sevgili arkadaşlar. Farkı ayıralım. Farka geldiğimiz zaman dinleme stratejilerini uygular geliyorum. Son maddeye geliyorum. Şuna bak hocam. Adam seçiciyi 8'de eklemiş. Yaratıcıyı eleştireli. Arkadaşlar, en üst düzey olanları 8. sınıfta eklemiş. Empati kurarak zaten vardı. Not alarak zaten vardı. 8. sınıfta en üst düzey stratejileri eklediğini görüyoruz sevgili arkadaşlar, öğrenciye. Bir kere daha hatırlatmak istiyorum. O zaman şu yorumu yapabilirim. Öğrencinin yaşı ve doğal olarak sınıf seviyesi arttıkça stratejilerde zorlaşıyor. Zor olanlar basitten karmaşa, kolaydan zora karşımıza çıktığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Seçicinin, yaratıcının ve eleştirelin burada eklendiğini görüyoruz. 2015 programının en büyük farkını hatırlatmak istiyorum. 2015 programının en büyük farkı sevgili arkadaşlar, dediğim gibi, 1. 3 temel beceriye düşmüş olması, 2. sınıf sınıf bir ayrıma gitmiş olması, 3. sınıfsal seviyede hangi stratejilerin kullanılacağının yazıldığı ilk program olması hasebiyle önemlidir ifadesini kullanıyorum. Geldim 2018 programına sevgili arkadaşlar. Bakın, şimdi size 2018 programı ile ilgili çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Kendi notumdan göstermek istiyorum. Hocam, ben şuraya bir not almışım. 2018 programı başlığının üstüne. Siz de oraya yazar mısınız? Bak ne yazıyor hocam. 2015 programıyla her şeyi aynı diyorum. Arkadaşlar, 2018 programı 2015 programının birebir kopyasıdır. Ya ne kadar rahatsınız, baksanıza. Ne kadar rahatsınız. Niye? Öyle çok detaylı bir şey ezberlemene gerek yok ki. 2015 programıyla 2018 programı aynı. 2015 programının birebir kopyasıdır arkadaşlar. E hocam, o zaman niye 2015 programı varken, madem kopyalamışlar aynısını, bir de 2018 programı var. Niye? Çünkü 2018'de dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere sevgili arkadaşlar, tekrar 4 temel beceriye çıktık. 2015'te sözlü iletişim, okuma ve yazmaydı. Dinleme ve konuşma birleşmişti. 2018'e geçtiğimde dinleme, konuşma, okuma, yazma olmak üzere tekrar 4 temel beceri olarak ifade edildi sevgili arkadaşlar. Her şey aynı arkadaşlar. Bütün programlar, yazdıkları cümle, kazanım sayıları 2015 programının aynısı sevgili arkadaşlar. Tek fark 4 temel beceriye çıktı. Bakın, not alarak katılımlı grup halinde 5. sınıf stratejileri. İçeriğini değerlendirdi, aynı cümleler yazıyor. Tekrar geçiyorum 6. sınıf stratejilerine. Katılımsız eklendi demiştik. Sadece katılımsız ekleniyor. İçeriğini değerlendirir de yine aynı cümleler yazıyor. 7. sınıfa geçiyorum. Empati kurarak eklendi demiştik. Empati kurarak eklenmiş, hiçbir değişiklik yok.
8. sınıfa geçiyorum. 2015 programında seçicinin, yaratıcı dinlemenin, eleştirel dinleme gibi en üst düzey stratejilerin 8. sınıfta eklendiğini görmüştük. 2018 programında da 8. sınıfta eklenmiş. Yani arkadaşlar, bizim için önemli olan aynı ifadelerin kullanılmış olması. Sadece 3 temel becerinin 4 temel beceriye düşürülmüş olması sevgili arkadaşlar bizim dikkat etmemizi gerektiren nokta olarak karşımıza çıkıyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Daha sonra size 7. sınıfla ilgili şunu vermek istiyorum. 7. sınıfla ilgili şunu vermek istiyorum. 2018'in 7. sınıfına geçtim. 2018'in 7. sınıfında sondan 1, 2, 3. de şöyle bir cümle yazıyor. Dinlediklerinin, izlediklerinin içeriğini değerlendirir. Bunu bütün sınıflarda konuştuk ya, 2015'te de vardı. Ne vardı burada? Medya metinlerinin örtülü anlamı belirlemesi sağlanır diyor ve medya metinlerinin hedef kitlesi ve amacının sorgulanması sağlanır diyor. Arkadaşlar buradaki A ve B maddesi var ya, 7. sınıfın stratejilerini konuşuyorum. 2019 ÖABT'de sınavda arkadaşlar şöyle bir cümle verildi. Öğrencinin medya metinlerindeki örtülü anlamları belirlemesi sağlanır ve medya metinlerinin hedef kitlesini ve amacının sorgulanması sağlanır diye verdi cümleyi. Yukarıda verilen cümleler aşağıdaki stratejilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir diye sordu. Hocam dinlediklerinin, izlediklerinin içeriğini değerlendirir. Burada da bir kere daha söyleyeyim size. Şurada açıklaması olan bütün stratejilerin bizim için çok önemi var arkadaşlar. Açıklaması olan bütün stratejiler bizim için fazlasıyla kıymetli sevgili arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat etmenizi rica ediyorum sizlerden. Bakın bizim için çok önemli olduğunu bir kere daha hatırlatıyorum. Bunu adam 2019 senesinde sordu sevgili arkadaşlar. Ve yine 2019 senesinde sevgili arkadaşlar burada nerede o? Şu. 8. sınıfta dinlediklerinin, izlediklerinin ana fikrini, ana duygusunu tespit eder dedi. Bu cümleyi verdi. Dedi ki, bu yukarıda verilen cümle, dinlediklerinin, izlediklerinin ana fikrini, ana duygusunu tespit eder cümlesi hangi dinleme stratejisiyle ilişkilendirilebilir dedi. Etkili dinleme hocam. Dinleme stratejileri verdi, dinleme türleri verdi şıklarda da. Hocam katılımlı dinleme, aktif dinleme, etkili dinleme. Aynı şeyi de hatırlarsınız. Dinlediklerinin, izlediklerinin ana fikrini, ana duygusunu tespit eden bilen bir adam etkili dinliyordur, katılımlı dinliyordur, aktif dinliyordur. Bunu sordu. Yine 2019 ÖABT arkadaşlar. Yani kazanımlarla ilgili gelebilecek maksimum soru düzeyi bu. Bir, açıklaması olan kazanımları bileceğiz. İki, bir cümleyi verip bu direkt mantık sorusu arkadaşlar. Hangi dinleme stratejisini bilirsek bu soruyu çok rahat yapardık ki stratejileri bir önceki derste zaten derslerde zaten işledik sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi programlar bu şekilde değerlendirilmiş. Şuraya tekrar geldiğim zaman ben bir de tablolaştırdım burada size. 5. sınıfta not alarak katılımlı grup halinde var. 6. sınıfa geçtiğimizde katılımsız ekleniyor. Diğerleri zaten var. 7'ye geçtiğimizde empati kurarak ekleniyor. 8'de seçici, yaratıcı ve eleştirel dinleme ekleniyor sevgili arkadaşlar. Buna dikkat edin. 2006 programında dinleme öğrenme alanı varken 2015 programında dinleme öğrenme alanı sözlü iletişim kısmında yer almıştır. Bir kere daha hatırlatıyorum. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar şuna dikkat ederseniz bütün sınıflarda karşımıza çıkan ortak dinleme stratejisinin not alarak dinleme olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. 5'te de 6'da da 7'de de 8'de de hepsinde not alarak dinlemeyle karşılaşıyoruz. Bütün sınıf düzeyinde karşımıza çıkan tek strateji olarak ifade edilebilir not alarak dinleme sevgili arkadaşlar. Böylelikle dinleme konusunu bitirmiş oluyoruz. Stratejileriyle birlikte ve kazanımlarıyla birlikte dinlemeyi bitirmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Şunu bir kere daha size hatırlatmak istiyorum. 2015 programında, pardon, 2006 programında programlarla ilgili açıklamalar ve ekler, yöntem ve stratejiler başlığı altında 7 tane strateji ismi verilmiş ve 1,5 sayfada bunların ne olduğu açıklanmış. Ama 2015 ve 2016, 2018 programlarına geçtiğimizde hangi sınıfta hangi stratejilerin uygulanacağı teker teker program tarafından belirtilmiş sevgili arkadaşlar. Sınıf düzeyinde bir ayrıma gidilmiş. Ve bu ilk defa 2015 programında karşılaştığımız bir özellik. Bunu da bir kere daha tekrar ettikten sonra burada dinleme stratejileriyle ilgili dersi bitirmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde konuşma
eğitimine başlayacağız ve konuşmadan devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Dersinizi tekrar edin. Sizlere sorular da yollayacağım. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.